yediniz. Muhakkak. Evet. Genel cümle örnekleri böyle. Şimdi konumuz olumsuz mazi fiil. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada tahtada mazi fiilin bütün sigaları mevcut. Bunların başına bir ma eklersek hemen hepsi olumsuz olacak. Bakalım şimdi, ketebe yazdı. Ma ketebe dersek? Yazmadı. Yazmadı. Ma ketebe? İkisi yazmadı. İkisi yazmadı. Ma ketebu? Onlar yazmadı. Onlar yazmadı. Ma ketebet? O yazmadı. O bayan yazmadı. Kastediyoruz yazmadı. Ma ketebeta? O iki bayan yazmadı. Ma keteb ne? O bayanlar yazmadılar. Beyza Hanım, devam eder miyiz? Ma ketebte sen yazmadın. Evet. Ma ketebtüma siz ikiniz yazmadınız. Çok güzel. Ma ketebtüm sizler yazmadınız. Sizler yazmadınız. Üst kat müzekker, yani erkekler bölümü. Büşra'cığım, burası. Ma ketebti. Bayan için sen yazmadın. Sen yazmadın. Ketebtüma. Ma ketebtüma. Bayan için siz ikiniz yazmadınız. Ma ketebtün ne? Bayan için ne? Onlar yazmadı. Dikkat. Siz yazmadınız. Sizler yazmadınız. Yazmadınız. Evet. Berat, okuyabilir misin? Ma ketebtü. Evet. Ben yazmadım. Çok güzel. Ma ketebne ikimiz yazmadık. Tamam. Ma ketebne ikimiz yazmadık. Bizler yazmadık. Çünkü hem ikimiz yazmadık hem bizler yazmadık. Demek ki sadece ma eklemekle ne oldu? Olumsuz. Derhal olumsuz oldu. Buradan örneklere bakalım. Nasar'a yardım etti. Ma nasar tüma. Ma nasar tüma. Kime söylüyor bunu? İki kişiye söylüyor. Muhatap. Muhataba söylüyor. Evet. Ma nasar tüma. Siz ikiniz yardım etmediniz. Fetaha açtı. Fetahtüm. Sizler açtınız. Ma fetahtümül babe. Sizler kapıyı açmadınız. Darabe vurdu. Darapte. Erkeğe diyor sen vurdun. Ma darapte. Sen vurmadın. Ya, kim vurmadı? Sen vurmadın. Geriye ne kaldı? Meful. Ma darabtel hisane. Sen vurmadın. Müzekkere söylemiş oluyor. Evet. Ma koymazsak gene eski bildiğimiz gibi darabtel hisane ata vurdun oluyor. Vecede buldu. Ma vecedna ne olur Büşra? Bulmadık. Ma vecednal kaleme. Kalemi bulmadık. Neyi bulmadık? Kalemi bulmadık. Dolayısıyla olumsuz. Burası fiili mazinin hangi bölümü? Tesniye için de ikimiz de diyebiliriz. Cemi için bizler de diyebiliriz. Buraya bakarsak, Beyza'cığım sen okuyabilir misin? İbrahim'i ma ehadel kalemi. Tamam. Manası? İbrahim kalemi almadı. Almadı. Görüyorsunuz ortada da gelebiliyor. Buraya bakalım Büşra. Hatice'tü. Ma fetahatil kitabe. Niye ma fetahat el kitabe değil? Ortada olduğu için geçiş yapılıyor. El takısı var çünkü. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki cezmi esreye çeviriyoruz. Ma fetahatil kitabe. Hatice kitabı açmadı. Hel malum neydi? Soru. Soru işareti yapıyordu. Alime bildi. Hel Alim. Pardon, burada am ile yazıyor. Bakın böyle de bir durum var. Berat, buna dikkat. Alime bildi, amile yaptı. Peki hel amilti deyince yaptı olduğuna göre hel bayan amilti, için sen yaptın. Sen yaptın mı? Hel amiltil vacibe. Ödevi yaptın mı? Neyi yaptın mı? Ödevi. Onun için meful olduğundan burası harekesi üstün geliyor. Emsi. Dün. Zaman isimleri Arapçada en sona gelir genellikle. Ya da fiilden sonra da gelebilir ama genelde sona gelir. Evet, bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Böylece arkadaşlar bakın, bu tabloyu her halükarda adımız gibi bilirsek bundan sonraki konularda çok rahat. Bakın şu kırmızı çizgilerle yaptığımızın yukarıdan aşağı yaptık. Bütün tablo olarak yaptık. Burada da gördüğümüz mesela nasara fiiline baktığımızda nasara neydi? Yardım etti. Böyle gösterelim.
yardım etti. Bu aslında hangi taraf olmuş oluyor? Hemen o. Bakın müfret tarafı. Gaib. Hem de müzekker kısmı hem de gaib kısmı oluyor. Bir tane elif ekledik. Durum ne oldu? Tesniye oldu. Hemen tesniye oldu. Nasara. Orada da ne demiştik? Keteba, zeheba, fetaha. Ne oldu? İkisi yardım etti. Nasara olduğu için yardım etti. O zaman tesniye ikil demek. Müzekker erkek demek. Gaib. Uzaktaki. O. Üçüncü şahıs demek. Bir vav elif ekledik. Böylece ne oldu? Nasaru. Çoğul. Yani çoğul oldu. Manası ne oldu? Yardım ettiler. Bu aynı zamanda hem cemidir, hem müzekkerdir, hem de gayiptir. Tabloyu görüyorsunuz öyle böyle illaki kafamıza ne yapıyoruz? Yani. Sokmaya çalışıyoruz. Çünkü Kur'an okurken çok rahat bir şekilde tercümesini de yapabiliriz. Evet, arkadaşlar bakalım burada ne yapmış olduk? Tekrar edelim. Nasarrat yardım etti. Yani müfret, müennes, gaibe. Nasaratta dersek? Tesniye olur. Tesniye, müennes. Bakın gene hala gaibedeyiz. İkisi yardım etti. Nasar ne dersek? Yardım etti. Çoğul. Çoğul olmuş oluyor. Yardım ettiler. Kimler? Cemi. Müennes. Gaibe. Bir sonraki sayfayı alalım hemen. Ve bu tablo böylece bakın bitireceğiz. Evet. Şimdi muhatap kısmına geldik. Nasar te. Sen yardım ettin. Erkekler için. Erkekler için. Müfret. Müzekker. Muhatap. Nasar tüma dersek. İkimiz. Siz ikiniz yardım ettiniz. Yani tesniye ikil demek. Müzekker. Muhatap. Nasar tüm dersek. Yardım ettiniz. Siz erkekler yardım ettiniz. Yani cemi, müzekker, muhatap. Nasar ti dersek. Sen yardım ettin. Yani müfret. Müennes, muhataba. Nasar tüma deyince bakın tesniye. Siz ikiniz yardım ettiniz. Yani ne oluyor? Tesniye, müennes, muhataba. Şimdi bu terminolojiyi öğreniyoruz çünkü her dilin kendine ait değil mi? Kuralları var. Bütün dillerde bu şekilde tesniye yani ikilden ziyade tesniyeye alışalım. Erkekten ziyade müzekkere alışalım. Çünkü genel olarak gramer kitaplarında hep bu şekilde söylenir. Bir sonraki sayfaya alalım ve bitiriyoruz artık çekim tablosunu. Başka bir konuya, harfi cerler konusuna geçeceğiz. Evet, arkadaşlar nasar tüm ne dendiği zaman ne oldu? Siz bayanlar yardım ettiniz. Yani ne demiş olduk? Cemil, müennes, muhataba. Nasar tü dersek, mütekellim kısmına geldik. O zaman ben yardım ettim. Yani müfret, yani tekil söylemiş olduk. Tekellim konuşan. Vahde demesi de bir. Yani vahitten. Ben kastedilmiş oluyor. Mütekellim vahde. Peki ikimiz yardım ettik derken? Nasarna. İkimiz yardım ettik. O zaman ne olmuş oldu? Tesniye. Mütekellim. Vahde değil de tesniye mütekellim. Nasarna dersek? Biz yardım ettik. O zaman cemi mütekellim. Hem erkek hem bayan aynı şeyleri söylüyordu mütekellim kısmında. Yani nasartu, nasarna, nasarna şu tablodan ketebe fiilinden bunu yapmıştık. Evet son kez hep birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Böylece mazi fiil bitmiş oluyor. Hep beraber nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne, nasarte, nasartuma, nasartüm, nasarti, nasartuma, nasartünne, nasartü, nasarna, nasarna. Peki aradan sorsak nasartü ne olur? Ben yardım ettim. Ben yardım ettim. Nasarra ne olur? O ikisi yardım etti. Nasartünne ne olur? Siz bayanlar yardım ettiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere değerli izleyiciler. Thank you.